Ekonominin bir diğer önemli başlığıyla konutla devam edeceğiz. Şimdi hafta sonu veriler açıklandı. Orta gelirliler için düzenlenen konut projesine 8027 başvuru yapıldı 10 günde. Sayının düşük kalmasının en önemli nedenlerinden biri rayiç bedel engeli. Ama acaba başka nedenler de mi var? Konuşacağız. Konuğumuz emlak uzmanı Nilüfer Kas. Sayın Kas, hoş geldiniz Haber Hattı'na. Merhaba. Merhaba Sena Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi 8027 başvurudan bahsediyoruz. Orta gelir grubu dediğinizde Türkiye'nin en geniş kesimini esasında temsil ederdi ama tabii enflasyonla beraber orta gelir grubunda da dar gelir grubunda da gelir seviyesinde ciddi bir aşağıya çekilme görüyoruz. Neticede bir proje vardı, başvurular yapıldı, 100 bindi hedef ama 10 günde 8027 başvuru. Sizce neden bu kadar kısıtlı? Şartlar mı zor? Yoksa kredi ulaşımda mı sıkıntı var? Evet Sena Hanım, Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur aslında. Sektörü ve piyasayı iyi okuyanlar bu sonuca çok şaşırmıyorlar. Hatırlarsanız 4 Ocak'ta kampanyanın açıklandığı gün biz yine sizinle bir yayın yapmıştık. Ve orada da çok kısıtlı, çok hedef kitleyi çok daraltan bir kampanya olduğunu, şartların bu şekilde olduğunu konuşmuştuk. Geldiğimiz nokta 4 Ocak'ta evet açıklandı. Sonrasında 8 bin başvuru 100 bin hedef için çok aşağıda kalmış bir durum. Aslında çok sayıda kişi bu 069 kampanyasından vatandaş yararlanmak için neredeyse sıfır konutların hepsinin peşine düştü. Fakat önlerine çok önemli engeller çıktı. En önemli engellerin bir tanesi rayiç bedel. Şimdi rayiç bedel Türkiye'nin gerçekten kangren olmuş en önemli sorunlarından bir tanesi. Bunu hükümet de biliyor, Çevre Bakanlığı da biliyor, Hazine Bakanlığı da biliyor. Yani rayiç bedel ile piyasada normal satış değerleri arasındaki marj o kadar açıldı ki bunu kapatmak nasıl mümkün olacak bilemiyorum. Burada müteahhitler doğal olarak daha fazla gelir vergisi ödememek adına rayiç bedeller üzerinden satış yapıyorlar. Bu çok alışılageldik bir durum. Yani şaşırtıcı bir durum değil. Fakat sorun şurada kaynaklanıyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaş %10'unu biliyorsunuz peşin ödeyeceği zaman %90'ına kadar kredi kullanabiliyor. Bu da şu demek aslında. Yani 3 milyonluk bir konut almak istiyor. Etiket fiyatı 3 milyonluk bir konuta gittiğinde 2 milyon 700 bin liralık faiz kredi kullanılabilecek durumda. Fakat işte bu noktada zaten sorun çıkıyor. Çünkü müteahhit diyor ki ya da satın alacağı şirket diyor ki hayır ben 3 milyona etiket fiyatıyla satıyorum burayı ama sen ancak 1,5 milyonunu gösterebilirsin. Bu da şu demek 150 bin lirasını peşin vereceksin. Geri kalan 1 milyon 350 bin liralık ancak kredi kullanabilirsin diyor. Vatandaş zaten cebinde nakit olmadığı için bu kampanyayı beklemiş durumda. Diğer şartlar uysa bile bu şartlara uymuyor. İkincisi de bu %5'lik finans durumu var ya müteahhitlerin. Hmm. Yani gidip bankaya yatırması gerekiyor. Doğal olarak müteahhit zaten bu kampanyanın kendisine para akışı olacak diye bu kampanyayı bekliyordu. Diğer taraftan her konut için %5 ödemek onu da zorluyor. O yüzden de birçok inşaat firması bu kampanyaya dahil olmadı. Yani 100 bin hedefle yola çıktık ama 8 binde kaldık. Evet, 100 bin hedefle yola çıkıp 8 binde kaldık. O takdirde soru da şu, işlevselliğiyle ilgili bazı kısıtlar olduğunu görüyoruz. Bir adım evet. Atılır mı? Başka bir düzenleme ya da bir nebze bu şartların gevşetilir. Rayiç bedelle ilgili belki farklı ama diğer maddelerde de görüyoruz ki tek bir madde üzerinden yaşanan bir sıkıntı değil anladığım kadarıyla çünkü. Belki evet. Başka adımlar evet. Vermek mümkün müdür? Şimdi bir tebliğ var. İşte o tebliğde deniyor ki hiç tapu görmemiş. Yani tapu değişikliği, el değişikliği yapmamış. Arsa sahipleri de bunu yararlanabilir deniyor. Fakat bankaya gidince vatandaşlar Sena Hanım maalesef o kampanyaya dahil olmadığı söyleniyor. Yani bankalar şu anda talep topluyorlar aslında. Yani bankaya gidince vatandaş
bu krediyi kullanıp kullanmayacağını bile bilmiyor. Talep topluyorlar, talepleri bakanlığa iletecekler. Yani Bakanlık vatandaş evi buluyor, evet bu ev için kredi çekebilirim diyor, bankaya gidiyor ama onun şartlara uyup uymadığına banka karar verdiği için bir yine sürüncemede kalan bir durum var. Bankada bu arada tabii talep toplamış oluyor diyorsunuz. Evet, şu anda yani o 8027 diye bahsettiğimiz bankalara başvuranlar şu anda kredi kullanıp kullanmayacaklarını bilmiyorlar. Yani kullandırılan kredilerden bahsetmiyoruz Evet, bu farkındaysanız. başvuru Başvurudan bahsediyoruz. Yani şu anda talepler toplanmış durumda. O taleplerin kaç tanesi hayata geçecek, kaç vatandaş buradan yararlanacak şu anda soru işareti. Yani kabul göreceği konusunda henüz hiçbirimizin bir bilgisi yok. Vatandaş da bilmiyor açıkçası. Peki bu noktada ne yapılabilir? Raiç bedel sorunu üzerinden gidelim. Siz kangren olmuş bir sorun bu dediniz. Kangren olmuş bir sorunu nasıl çözersiniz? Özellikle bu projeyle beraber karşımıza çıktı ki gerçekten raiç bedel engeli pek çok noktada büyük bir soruna evrilmiş. Burada herhalde gelir vergisiyle ilgili hazinenin bir şey yapması lazım. Yani gelir 5 yıllık işte sürede satılanlarda ya da gelir vergisinin belki miktarlarında bir değişiklik yapılabilir. Yani vatandaşı aslında ödediği tüm paranın hepsini gösterebileceği şekilde bir yola sokmak lazım. Ama bir taraftan vergi kıskacı, diğer taraftan tapu harçlarının %4 olması, bunların hepsi her ne kadar orta gelirli desek de Sena Hanım, sonuçta insanlar ceplerinden çıkacakları her bir kuruşu çok zor şartlarda kazanıyorlar ve doğal olarak da hesabını yapıyorlar. Tabii. Yani buradaki şartları biraz daha gevşetmek lazım. Bakın şu çok, ilk evini alacaklara verilsin bu krediler. 5 yıl satamama şartı konulsun. Ama yani yok inşaat firması %5'i finanse edecek ya da işte hiçbir şekilde sıfır olacak. Yani sıfır evler olsun. Ama bütün bunlar vatandaşın konut, yani hele yeni evim kampanyasının hedeflediği kitleye ya da hedeflediği amaca ulaşmasının önündeki engel olmuş oluyor. Biraz gevşetmekte fayda var. Yoksa hedefsiz kalan bir kampanya olmuş olacak. Zaten diğer taraftan inşaat firmalarına ellerindeki malzemeleri, ellerindeki konutları satılsın diye bu yol açıldı. Yani yenilerinin yapılması için. Fakat bu taraftan inşaat firmaları da satamıyor ki gördüğünüz gibi. Şimdi biz bulunmuş bir konut ve şartlara uyulmuş, bankaya gidilmiş, talep yapılmış durum üzerinden konuşuyoruz. Filmi biraz daha geriye saralım Sayın Kas. Zaten ciddi bir konut arz sıkıntısı var. Vatandaş konut buluyor ve bulsa da alım gücü yetmiyor. Orada da işin bambaşka bir boyutu karşımızda. Çok haklısınız. Yani burada aslında nakdi olmayan, peşinatı az olan vatandaşa bu konut kredileriyle ilgili gerçekten hedefe yönelik bir kampanya olması gerekiyor. Yine bir civarında bir kampanya olmalı, biraz daha gevşetilmeli. İkinci elde belki bunun içine sokulmalı. Ama şart olarak 5 yıl satamayacaksın kardeşimden inmeli ya da ilk evini alıyorsan bu kampanyadan yararlanabilsin denilmeli. Böylece konutu yatırımlık olarak kullanmak isteyen vatandaşların bu krediden yararlanmasının önü kesilmiş olur. Ve gerçek anlamda orta gelirli vatandaş istediği konutu bu şartlar altında almış olur. Amaç buysa eğer. Çok kısa bir soru, çok da vaktim kalmadı. Biz bu proje açıklandığında bir anda fiyatların çok yükseldiğini görmüştük. Hatta sizinle bunun üzerine yayında yapmıştık, konuşmuştuk. Benzer durum devam ediyor mu? Bu hep bir konutta köpük dediğimiz durum, uzmanların öyle aktardığı bir durum vardı. Konut fiyatlarında köpük var ama bu fiyatlarda da bir türlü bu köpük geçmiyor. Evet, şöyle. İlk bir hafta içerisinde, yani ilk 10 günde 66 bin adet ilanın fiyatını %10 ve 15 arasında yükseldiğini tespit edildi. Yani burada da yine film değişmedi aslında. Aynı sahneleri yaşıyoruz biz. Köpük bu köpüktür. Ama ondan sonra
yararlanılmayacağını, bu vatandaşlara kredi çıkmayacağı görüldüğü için bu çıkışların önü kesilmiş oldu Sena Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Emlak uzmanı Nilüfer Kas Haber Hattı'na katıldığınız için ve katkılarınız için.